İyi akşamlar Halkim, günlük grafik. En son biraz böyle sıkıntılı bir alanda bırakmıştık. Hatta bir arkadaş ben en iyi satayım falan yazmıştı. Umarım satmıştır. 50 ortalamanın üstündeydi. Son bir destek alıyordu oralarda. 19-11 kapanışını yapmıştı. Tabii artık orada 18-70, 18,5 civarları bir destek alanı olarak kabul edilebilir diye anlatmıştım. O alanın kırılmasıyla beraber 17'ye 30'a. Ya şimdi genelde böyledir. Yani 8 ortalama kısa vadeli hareketler 8 ve 20 ortalamaların üstünde oluşur. Kırıldıkları vakit 50. 50 ortalama kırılırsa çoğunlukla 200 ortalamaya. Yani eğer çok ayrı değilse böyle 50 ortalama ile 200 ortalamanın farkı çok fazla değilse birbirinden temaslar sırasıyla böyle gerçekleşiyor. Orada da tabii 200 ortalamaya bugün geldi, bir destek almış oldu 17.33'ten. Şimdi kırılmaya başlarsa artık, yani bir sarkarsa 200 ortalamadan da aşağı, gördüğünüz gibi burada 16.70 bölgemiz var. 16, şimdi bir bölge diyorum aslında, 16.5, 16.70, hatta 16'ya uzanan bir bölge. Daha önce oradan güçlü tepki alımlar geldi Halkim'de. Piyasa çok hızlı aldı ve 20'ye kadar götürmüştü. 20 tabi geçilemeyince oradaki dirençle uğraşıp da aynı yere geri geliyor. Aslında kısa anlatımı bu Halkim'in başına gelen. O yüzden tekrar önemli bir destekte olduğunu söylemek lazım. Bu alan kırılmaya başlarsa 16'nın herhangi bir yerinde, niye herhangi bir yerinde diyorum? Şimdi bunu nokta atışı söyleyemezsiniz. Yani 16.70 efendime söyleyeyim. Yani 16, ha, 16 diyebilirsiniz. Onda sakınca yok. En dip alan orasıydı çünkü, ama o alanın her yerinden çok hızlı bir alım geldi. Net fırsat görüldü. O yüzden biraz geniş bölge olarak maalesef söylemek durumundayım. Ama hani çok disiplinliyim diyorsanız tabii o fitilin ucuna kadar da takip edebilir veya oraya doğru bir strateji de oluşturabilirsiniz Alkim'de. İyi bir görünüm değil, satıcılı bir görünüm. Yani devam ediyor bugün itibariyle de. Hatta biraz da hacim artarak bugün devam etmiş satış. RSI 31. Şimdi Alkim pandemi dibinden bu yana RSI'de 30'un altına çok giremedi. Dolayısıyla bir destekte de şu anda takılıyor. Yani olumlu bir hareket, oradan bir tepki gelme ihtimali yüksek oluyor böyle durumlarda. 31 altında daha önce şurada bir Mart'ta haber neticesinde tabii orada bir giriş olmuş. 25'ten tepki vermiş. Dolayısıyla aşağı yönlü sarkma devam ederse 25 RSI tepki kovalamaya yatkın bir alan gördüğüm kadarıyla. MACD tabii negatif. O 3-4 Şubat'tan beri negatifte. Öyle de devam ettiğini görüyoruz. 20 arkadaşlar, 20 yukarıda onu yani bu bazen böyle çok kısa soruyorlar. Yani neresi direnç diye. Genel direncimiz 20 burada. 20'nin üstüne hareket varsa bir hareketi bir şeyi takip ederiz. Yani bir akım oluşmak üzeredir demek. Orası kırılırsa veya oluşmuştur demek. Ama 20 kırılmadıkça buradan sonra 18-20, 18-60 civarları bu aralık tepki alanıdır. Alkimin ilk burası takip edilebilir. Tabii tepki peşinde koşuyorsanız, bir tepki alımının peşinde koşuyorsanız, destek üstünde 17-33 üstünde kaldığı müddetçe 18-20, dediğim gibi 18-60 bir tepkisel bir alan. Kırılıyorsa 18-60 orada bir daha bir 20 şeyi olabilir işte. Tepkisi gelebilir arkasından, biraz daha alımlar artabilir. Bunlar da yukarı yönlü dirençleri Alkim. Umuyorum tabii 17-33 kırılmaz. Daha önce olduğu gibi 200 günden tekrar alım gelirse tabi güzel bir hareket olur. Yani bir tepki yukarı ararız o zaman, arkasında piyasa gördü diye düşünürüm ben oradaki desteği. Herkese iyi akşamlar.